biliyorsunuz eğitim sadece okulda olmaz. Bugün dönem sonu itibariyle bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimiz de doğal afetlere ilişkindir. Biliyorsunuz ülkemiz afet ülkelerinden bir tanesidir. Yakın bir tarihte de zaten biliyoruz bir deprem faciası geçirdik. Doğru mu? Şimdi bugün o etkinlik kapsamında AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gideceğiz. Oradaki yetkililer hem bize afetlere nasıl müdahale ettiklerini gösterecekler. Hem de orada arkadaşlar bir eğitim alacağız. Yani biliyorsunuz bir ülkede yaşamak sadece nefes almakla olmaz. Aynı zamanda vatandaş olarak bir takım sorumluluklarımız vardır. Bir afet sırasında neler yapmalıyız, nasıl davranmalıyız? Birer bilinçli insanız, okumuş insanlarız. Çevremizdeki insanlara buna ilişkin nasıl telkinlerde bulunacağız? Bu kapsamda gideceğiz AFAD merkezine, oradaki yetkililer bize bu konuda bir takım bilgiler verecek. Yine hocalarımız yanımızda, bunlar da birer AFAD gönüllüsü zaten. Sevgil hocam hem bu alanda eğitim almış. Duygu hocam da zaten biliyorsunuz, okulumuzun zaten AFAD koordinasyon merkezi gibi bir şey. Onun için arkadaşlar bugün gideceğiz, eğitimimizi alıp geleceğiz. Şimdi sırasıyla aracımıza biner. Buyurun geçin. Iğdır fayı merkezden geçen, ondan sonra Bakırgöl fayı, Kazman fayı ve Doğu Beyazıt faylarıdır. Bununla yaşamayı da öğrenmeniz lazım. Evet. Yani sınıflandırılıyor işte Kuzey Anadolu, mesela birinci dereceden nereden biliyor? Evet, evet. Sen Iğdır'daki fay kaçıncı dereceden nereden paylıyor ya da hangi şiddette dertten üretebilir? Bizde şöyle, şimdi bir şiddet değeri var, bir büyüklük değeri var. Mesela 6.2 büyüklüğünde dersek alüvyal bir zeminde 9 şiddetine denk gelebiliyor. Iğdır afet seviyeleri dinleriz. Emre Hoca'dan. Deprem var, sel var, çığ var, heyelan var. Başka? El düşmesi. El düşmesi var. Afet sırasında yapmamız gereken bence. Hani dedik ya hazır olmamız için hazır ne yapmamız? Hazır olmamız için evde bulunan eşyaları mesela duvara evet, var abi. Evet, var. Güzel şey. Çok güzel. Binaların yapı denetimleri. İşte, mühendislik işi. Arkadaşlar, afet öncesinde hazırlıklı olmak için ne yapmamız gerekiyor? En önemlisi oturduğumuz binadır. Okuldaysa hazırlıklı olur, camideysen camide, neredeyse otur. Orada neler, yani girdiğin yeri, yaşadığın yeri bilmen lazım. Sağlam bir bina, zemin etüdü yapılmış mı? Değil mi hocam? Tamam. Bağlı hocam. Değil mi? Yani önceliğimiz bu olmalı. Yani Iğdır'da bir deprem olur. Iğdır'ın kendi kaynakları yetersiz kalıyorsa çevre illeri, işte devlet erkanlarının karar vermesi gereken bir pozisyona geldiyse ve buradaki imkanları, buradaki itfaiye, kurtarma, afa, devriye vesaire yetersiz kalıyorsa bu bir afettir. Eğer yerel imkanlarla doğal sonucuyla özür dilerim. Yerel imkanlarla baş edebiliyorsak yani burada bir yangın çıktı. Büyük bir endüstriyel kaza oldu. Vesaire. İşte kimyasal kirlenme oldu. Atık bertaraf edilirken patlama oldu. Vesaire. Bu bir olaydır. Ve acil durum gerektirir. Prosedürleri uygularsınız ve o yerel imkanlarla bununla başa çıkabiliyor iseniz. Bu da bir nedir? Acil durum. Harikasın.
Doğu Anadolu'da ne genel olarak? Çığ. 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 Değil mi? Hı. Marmara? Servet aşkına. Servet aşkına. Orman yardımı. Orman yardımları neresiydi? Ege. Ege. Kıyıkesin. Geçen senelerde dedim. Arkadaşlar bu da deprem tehlike haritamız. Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'da yaptık. Ve Kuzey, değil mi? Kuzey Anadolu. Batı Anadolu. Bizim maruz kalabileceğimiz bölge şurası arkadaşlar. Şu bölgede başlayan bizim Ermenistan bir Ermenistan payımız var. Bizi etkileyebilecek. Arkadaşlar deprem oldu, afet oldu. Afet esnasında farklı şeylerde afetlere yani ikinci afetlere, ikinci olaylara da sebep olabiliriz. Buna engel olmak için deprem oldu. Sarsıntı geçti, yapacağımız şeylerden bir tanesi şarpeliğe gitti. Arkadaşlar, burada PAS dediğimiz iki S. P-A-S-S. PAS. Neydi? Pimi çek. P. A neydi? Alevi yönelik. S neydi? Söndür. Sırık. Ha, sık söndür. Süpür. Süpür. Yaşamımızda, okulumuzda başarılar diliyorum. Afet. Böyle güzel öğretmenlere de sahipsiniz. Kıymetlerini bilin. Kendinize iyi bakın. Şurada da küçük bir gezimiz de olacak. Ondan sonra çıkacağız. Gördüğünüz araçlar bizim kentsel arama kurtarma aracı dediğimiz bütün arama kurtarma faaliyetlerimiz. Yani ormadan tutun depreme kadar, heyelene kadar, sel, göçük, aklınıza ne geliyorsa o tür faaliyetlere, şeylere, afetlere biz bu araçlarla müdahale ediyoruz. Bu araçların içinde neler var? Aslında üçü de birbirine benzediği için sadece bir tanesi. Ortadakini açayım, beraber takalım. Diyelim ki bir odanın içerisinde zehirli bir gaz var ya da duman birikmiş. Siz şu fanı kapı girişine koyduğunuz zaman içerideki kirli havayı dışarıya atabiliyorsunuz. Burada yine kullandığımız şarjlı ağaç kesme makinaları. Şurada olay bölgesinde diyelim ki siz bir trafik kazasına gittiniz. Orada enerjiye ihtiyacınız var. Elektrik temin edebileceğiniz bir nokta yok. Ne yapıyorsunuz? Jeneratörden alıyorsunuz. Yine beton kesmeniz gerekiyorsa beton kesme makinaları mevcut. Bunu da özellikle trafik kazalarında sıkışma vakalarında şu büyük olanı. Şu var. Ya da bir yeri açmanız gerekiyor. Bir tanesini bağlayalım mı abi? Bir tane bağlayıp deneyebiliriz evet. Küçük olanı indirelim isterseniz. Hemen hızlıca açıyorum. Biraz gürültülü çalışacak ama siz idare edin. Kesme mi ayırma mı? Ayırma. Ayırmayın. Tamam, ayırma. Bu arkadaşlar 4-5 dolar kadar masraf diyor. Şarjlı olanları var. Diyelim ki uçurumun kenarında bir kaza olmuş. Araç yuvarlanmış ta 50 metre aşağıya gitmiş. Sen bu ağır malzemeleri alıp aşağı inemezsin. Ya da senin için zaman kaybı olur. Bu da onların arkadaşlar. Şarjlı olanları. Bataryalı. Özellikle trafik kazalarında bunu çok sık kullanıyoruz. Sıkışma vakalarında. Kapıyı kesiyorum. Yaralıyı çıkarıyorum. Biz bunu depremde çok kullandık. Enkaz altındaki insanları çıkarmak için kesmemiz gereken bir sürü demir parçası oluyordu. Bütün malzemeleri kesmede birebir arkadaşlar. Kullanımı kolay. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tamamız. Tamamız.